arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Evet arkadaşlar tekrardan videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Kur'an-ı Kerim dersi 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu soruları gördükten sonra ve bu videoyu izledikten sonra sizler de sınavlarınızdan daha güzel ve yüksek notlar alabilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Başlayalım. Aşağıdaki kelimeleri okuyarak çıkan sesle resmi rakamlarla eşleştiriniz. Yani bu kelimeyle resmi eşleştireceğiz arkadaşlar. Bunu okuyalım. Hırka. Hırka arkadaşlar neye benziyor? Hangisine benziyor arkadaşlar? 8 numaralı resme benziyor değil mi? Okunuşu. Hırka. 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 Yani buraya ne gelecek? 8 gelecek. İkincisine bakalım. Ceviz. Ceviz. Hangisine benziyor arkadaşlar? Şemsiye, terlik, hırka, saat, asker, fener, meyve, bilim ceviz değil mi? Cevize benziyor. O zaman buraya 2 gelecek. Sıradakine bakalım. Şemsiye. Şemsiye hangisiymiş arkadaşlar? Teleferik, ceviz, bilim, meyve, fener, asker, saat, hırka, terlik, şemsiye değil mi? O zaman buraya ne gelecek? 6 gelecek. Sıradakine bakalım. Teleferik teleferik hangisi olur arkadaşlar? Şemsiye, terlik, hırka, saat, asker, fener, meyve, bilim, ceviz, teleferik. O zaman buraya ne gelecekmiş? Bir gelecek. Asker. Asker hangisiymiş arkadaşlar o zaman? Şemsiye, terlik, hırka, saat, asker. O zaman buraya 10 gelecek. Bilim, bilim hangisi olur arkadaşlar? Şemsiye, terlik, hırka, saat, asker, fener, meyve, bilim. O zaman buraya ne gelecek? 3 gelecek. Sıradakine bakalım arkadaşlar. Terlik, terlik, şemsiye, terlik. O zaman buraya 7 gelecek arkadaşlar. Fener, fener. Hangisi olur arkadaşlar? Şemsiye, terlik, hırka, saat, asker, fener. O zaman buraya 5 gelir arkadaşlar. Saat, saat, teleferik, ceviz, bilim, meyve, fener, şemsiye, terlik, hırka, saat. O zaman buraya ne gelir arkadaşlar? 9 gelir. Meyve, meyve. Hangisi olur arkadaşlar? Bu da 4 numaralı resim olur. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Aşağıdaki kelimelerin okunuşlarını altlarına yazınız demiş arkadaşlar. Şunun okunuşu nedir? Hayrun. Hayrun. Bir kez daha okuyorum. Hayrun. Yusrun. Yusrun. Şeyun. Şeyun mevcun mevcun ilmun ilmun kasveten kasveten sayhata sayhata fitneten fitneten kudraten kudraten hareketen evet arkadaşlar bir kez daha okuyorum daha iyi anlamanız için hayrun hayrun يسرن يسرن شيء شيء موج موج علم علم قسوة قسوة صيحة صيحة فتنة فتنة قدرة قدرة حركة Hareketen. Evet arkadaşlar ne yaptık? Üçüncü sorumuzu da çözdük. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Pardon ikinci soruyu geçtik. Şimdi üçüncüsüne geçiyoruz. Arapça kelimeleri ve okunuşlarını rakamlarla eşleştiriniz. Hemen diğer sayfamıza geçelim arkadaşlar. Nasıl olacak? Burada arkadaşlar Arapçası ile bu Türkçe harfler hangisi birbiriyle eşleşir? Bunları yazacağız arkadaşlar. La yetecezze la yetecezze hangisiymiş arkadaşlar? İkincisi. Aslında le yetecezze desek de olur arkadaşlar. Le yetecezze iki numaralı kelimemiz oluyor arkadaşlar. Buna bakalım. Tahsebennehum. Tahsebennehum. Hangisiymiş arkadaşlar? Beş. Tahsebennehum. Tahsebennehum. Buraya bakalım arkadaşlar. Binubuvvetihi 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 neredeymiş arkadaşlar binubuvvetihi 4 numara gelecek sıradakine bakalım tahsebenne tahsebenne hangisiymiş arkadaşlar 6 numara tahsebenne tahsebenne sıradakine bakalım arkadaşlar Sıradakine bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Vele Vele yubeddi. Hangisiymiş arkadaşlar? 3 numara. Vele yubeddi. Sıradakine bakalım arkadaşlar. Ezallet hu. hu. Bu da arkadaşlar bir numaraymış arkadaşlar. Ezallet hu. hu. Evet arkadaşlar bu sorumuzu da yapmış olduk. Şimdi sıradaki sorularımıza geçelim. Testin doğru şıklarını işaretleyiniz demiş arkadaşlar. 1. Arapça olarak yazılışı verilen bu kelimenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bir bakalım arkadaşlar nasıl okuyacağız bunu? Yemliku, yemliku, yemeliku diye okumadık arkadaşlar. Temliku diye de okumadık. Temeliku diye de okumadık. Nasıl okuduk arkadaşlar? Yemliku diye okuduk. O zaman cevabımız hangisi oluyor? A şıkkı oluyor. İkinci soruya bakalım. Arapça olarak yazılışı verilen bu kelimenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bir okuyalım arkadaşlar nasıl okumamız gerekiyor? Vesiat. 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 Evet. Vesiate diye okuduk mu? Hayır. Vesiatu diye okuduk mu? Hayır. Vesigat diye, diye okuduk mu? Hayır arkadaşlar. Nasıl okuduk? Vesiat. Vesiat o zaman cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Arapça olarak yazılışı verilen bu kelimenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Arapça olarak yazılışı verilen bu kelimenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bir okuyalım arkadaşlar. Nasıl okuyacağız? Da'ufet Nasıl okuduk arkadaşlar? Da'ufet Sa'ufet diye okuduk mu? Hayır. Seufet diye okuduk mu? Hayır arkadaşlar. Daufet diye okuduk. Buraya yanlışlıkla iki şıkkı aynı yazmışız. O yüzden cevabımız arkadaşlar B de B ve D de olur arkadaşlar. Okunuşu daufet. Daufet. Evet dördüncü soruya geçelim. Arapça olarak yazılışı verilen bu kelimenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bir bakalım arkadaşlar bu kelimemizi nasıl okumamız gerekiyor? Feminhum. Feminhum. Nasıl okuduk arkadaşlar? Feminhum. Kaminhum diye okuduk mu? Hayır. Kaminhum diye okuduk mu? Hayır arkadaşlar. Feminhum diye okuduk mu? Evet arkadaşlar. Burada da iki şık yazmışız. İkisi de olur arkadaşlar. Feminhum. Feminhum. Cevap C şıkkı arkadaşlar. Aslında arkadaşlar burası da femin hüm yazmış ama biz bunu u diye okuyacağız. Çünkü burada u diye okumak daha iyidir. O yüzden cevabımız c diyelim arkadaşlar. D'yi kabul etmeyelim. Cevap c şıkkı. 5. Arapça olarak yazılışı verilen bu kelimenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Es eluke. Es eluke. Es -el diye okuduk mu? Hayır. Aselüke diye okuduk mu? Hayır. Esaluke diye okuduk mu? Hayır arkadaşlar. Biz bu kelimeyi nasıl okuduk? Esaluke diye okuduk. O yüzden 5. sorumuzun cevabı nedir? B şıkkıdır arkadaşlar. 6. soruya bakalım. Aşağıdaki harflerden hangisi kendisinden sonra gelen harflerle birleşir? Evet arkadaşlar. Dal harfi kendisinden sonraki harf ile birleşmez. Ra harfi kendisinden sonraki harf ile birleşmez. Asla. Z harfi arkadaşlar kendisinden sonraki harf ile birleşmez ama mim harfi kendisinden sonraki harf ile birleşir. Mesela örnek verelim. Muhammed Muhammed ne oldu arkadaşlar? Mim kendisinden sonraki harfle birleşti mi? Birleşti. Mim kendisinden sonraki harf ile birleşti mi? Birleşti. O yüzden cevabımız A şıkkı. 7. soruya bakalım. Aşağıdaki harflerden hangisi hareketsiz olursa kendisinden önceki harfi uzun okutan med harflerinden biri değildir? Yani arkadaşlar diyor ki hangisi med harflerinden biri değildir? Elif, vav, ye med harflerinden birisidir arkadaşlar. Fakat nun med harflerinden birisi değildir. Bunu aklınıza tutmanız için why diye bir şifre yapabilirsiniz arkadaşlar. Why, wow, elif, ye. Hani arkadaşınıza why dersiniz ya. Oradan aklınızda kalsın cevabımız C şıkkı. Bu med harfi değildir. 8. Aşağıdaki harflerden hangisi kalın seslidir? Arkadaşlar ra harfi kalın sesli harflerden bir tanedir. O yüzden cevabımız C şıkkı. Aşağıda verilen örneklerin hangisinde med harfi yoktur? Sırayla bakalım. Kalu. Bakın iki tane var arkadaşlar. Elif, vav. Mu'minune. Evet arkadaşlar bakın burada vav var. Hareketsiz. Alemine. Burada y harfi var arkadaşlar. Galebet. Burada med harfi yok. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.